Miss Fortune'un gerçek ismi Sarah Fortune'dur. Bir yandan şanssızlık ya da uğursuzluk anlamına gelen Miss Fortune kelimesine yakın olacak şekilde bayan şans anlamındaki Miss Fortune onun lakabıdır. Bu gemide kadın bulunması uğursuzluk getirir şeklindeki eski korsan efsanesiyle de alakalıdır. Miss Fortune'un silahlarının isimleri Şok ve Dehşet'tir. Şok ve Dehşet askeri bir terimdir ve seri üstünlük olarak da bilinen bu taktik çok yüksek güç gösterisiyle düşmanın savaşma isteğini kırmak ve savaş üzerindeki algısını yok etmek üzerine kuruludur. Atom bombası buna bir örnektir. Miss Fortune Riot Jeeves tarafından tasarlanmıştır. Miss Fortune'un Türkçe'ye mermi manyağı olarak çevrilmiş olan ultisi Bullet Time, yani mermi zamanı, aksiyon filmlerinde sahnenin yavaş çekime girmesiyle ilgili bir terimdir. Max Payne serisinde bu isimde bir yavaş çekim özelliği vardır ve Matrix serisi en önemli örneğidir. Noxus Ionia karşılaşmasında Miss Fortune Noxus adına savaşmıştır. Ancak eski bir etkinlik olduğu için hikayesel olarak çok yakın bakmamak lazım bu etkinliğe malum. Miss Fortune'un silahları da Mac videosunda görünen silahlar arasındadır. Ayrıca bir sahnede üzerinde sıkı çalış yazan bir Miss Fortune posteri vardır. İlgili video için karta tıklayın. Miss Fortune'un Waterloo kostümü aynı isimdeki muharebeye Napolyon'a referanstır. Mafya Miss Fortune, Mafya Jinx'in görselinin arka planında görülebilir. Gizli ajan Miss Fortune'un Çin sunucusu görselinin arka planındaki tabellardan birinde Dora'nın silah dükkanı yazmaktadır. Yalnız ne zincirleme isim tamamız kurdum ha. Ayrıca sadece 998 yazan tabelanın altında Janna görünmektedir. Bu Janna'nın "Evet doğru. Dakikası sadece 2.95'e nefesini keseceğim." lafına referans olabilir. Miss Fortune'un Çin sunucusundaki Vahşi Batı temalı kostümünde Fiddlesticks'e dair bir aranıyor posteri vardır. Arcade Miss Fortune kostümünün arka planında Gangplank görülebilir. Dönüş animasyonunda Miss Fortune televizyon ekranında Duck Hunt oynar ve ardından ekranda Gangplank görünür ve Game Over yazar. Bu, Duck Hunt'ta köpeğin gülmesine referanstır. Adalet Günlükleri 17. sayıya göre Bilgewater'da her yıl bir içki yarışması düzenlenir. Scab ödülü en sert içkiyi yapana, Grog ödülü ise o içkiyi ilk yardım müdahalesi gerekmeden önce en fazla miktarda içene verilir. Gangplank yarışmaya katılmaya başladığından beri her Scab ödülünü kazanmıştır. Son senede ise Miss Fortune'un içkisi bardağı, masayı ve ardından yeri eritmişken Gangplank'inki yerin bir kısmını erittikten sonra sona ermiş olduğu için Miss Fortune kazanmıştır. Sonuçlar açıklanınca Gangplank öfkeden kudurmuş ve silahını çekerek kendi adamlarından birinin kafasına dayamıştır. Ancak ateş edemeden önce Miss Fortune araya dalmış ve adamı öldürmezse içki stoğunu ona vereceğini, zaten içemediğini söylemiştir. Uzun süreli bir sessizlikten sonra Gangplank silahını yerine koymuş ve "şu sıralar mermiler çok pahalı zaten" deyip mekanı terk etmiştir. Gangplank kendi adamlarını öldürmek konusunda bugüne kadar hiç tereddüt etmemiştir ve Miss Fortune'un onu yumuşattığına dair dedikoduların çıkmasına sebep olmuştur. Ayrıca Gangplank ve Miss Fortune karanlık sesi durdurmak için geçici ittifak kurmuşlardır. Ancak bu başka bir videoda bahsedeceğimiz bir konu. Yeni arama haritası Kasap Köprüsü, Gangplank'in hikayesi ve Miss Fortune'un hikayeleri için ekrandaki linklere tıklayın. Hepsini izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Kırmızı gözlük işi hakkında yakında bir komplo teorisi videomuz olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve görüşmek üzere.